Merhabalar Dış Ses. Sizi tanıyalım Zühre Hanımcığım. Ben Zühre Çıbık. Sivas'tan katılıyorum yarışmaya. 36 yaşındayım. 13 yıldır evliyim. Sivas'ta bir lisenin kantinini işletiyoruz eşimle. En lezzetime güveniyorum. Bugün çok güzel Anadolu lezzetleri tadacak yarışmacı arkadaşlar. Yeni farklı bir şey var mı menünüzde? Hayır, vallahi ben kendi yerimi tanıtmayan geldim. Menünüzde neler var Zühre Hanım? Başlangıç olarak kesme çorbası. Ara sıcak olarak hingel olacak yöremizden. Ana yemek olarak divriği pilavı ve yanında havuç taratorla bir prim salatası sunacağım. Ve tatlı olarak da Sivas'ımızın bu meşhur katmeri var. Zühre kardeşimizin menüsü güzel. Çok zahmetli bir menü. Olur da yetiştiremezse veya lezzetli olmazsa güzel geçmeyecek günü. Onun için planlamayı yapmak önemli. İlk gün olduğu için benim evime çok dikkat edilmedi. Umarım evle ilgili bir sorun yaşamaz kardeşimiz. Dün bir bugün iki. Yarışmacı şaka yapıyor olsa gerek. Ben bu programın yöresel lezzetler tanıtma programı olduğunu bilseydim başvuru yapmazdım. Hiçbirinin derdi para değil, o anlaşıldı. Kaliteden anlamayan yarışmacılarla yarışıyor olmak çok üzücü. Benim günümde yabancı lezzetler tatınca bilmemezlikten gelip beni eleştirecekler ama... İlk gün yöresel lezzetlere tepki göstermiştim. Ama Urfa kebabı güzeldi. Zühre Hanım'dan hiç umudum yok. İddialı birine benzemiyor. Site sakinlerinin de rahatsız olduğunu düşünüyorum. Dün hortumla evin önünü yıkıyordu. Belki bugün masada sosyal medya yorumları da okunur. Kendisini Sivas'a geri uğurlamak için sabırsızlanıyorum. Zühre Hanım da benim gibi adaletsizliğe sesini çıkaran biriydi. Bugün menüsünü başarılı tamamlaması konusunda şüphelerim var. Hem katmer var, hem ingel var, iki ayrı el açması. Ökkeş Bey hazır yufka kullanmasına rağmen lezzetler güzeldi. Çünkü önemli bir kriter değildi. Ama Zühre Hanım da el açması yufkalar çok önemli elementler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.